Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çayını da demle son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Aşkımın tek hatırası. Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Yeter Selim, vurma vallahi, çürüttün ya. Aa, leke leke olduk oğlum ya. Ya kesme, vuracağım tabii ya. Dün 10 gün kalmış benim gelinliğim. Nerede? Yok. Vurma kızım. Vurma çocuğa. Ay bak, senin yüzünden yüzüm gözüm şişti. Alerji oldum. Ay deli bu ayol. Niye vermiyor gelinliği Selin? 50 kere provaya gittin geldin adama. Çünkü bu Volkan denilen şahsiyet adamla kavga etti. Önce dedi ki, nerede giyecek bu gelinliği diye saçma sapan espriler yaptı. Sonra parasını duyunca, ben bu parayı yolsuz kaybolurum lan dedi adama. Koskoca modacıya. Alırım tabii ya. Alırım tabii. Ne biçim paralar anne, baba? Korkunç paralar istiyor adam ya. Ben o paraya Ayvalık'tan arsa alırım, üzerine 3 katlı ev yaparım zamanla ya. Aa, altı üstü bir elbise be. Elbise değil o gelinlik. Allah'ım ya. Delireceğim ya. Ben Volkan böyle bağıra çağıra orada deli gibi hareketler yapınca adam da hop falan oldu biliyor musun Altı ya. Ondan sonra aldı gelini elimden, ben de bunu vitrine koyarım. Allah söz almayayım, başkasına satarım dedi. Benim gelinliğimi başkasına alacağım. Ya gitti mi koskoca gelinlik? Düğüne de 10 gün var. Hadi bakalım. Ya Aslı, ne yapıyorsun ya? Zaten kız sinir krizi geçiriyor. Yangına körükle gidiyorsun Aslı ya. Senin de böyle günlerin olacak. Göreceğim o zaman ben seni. Ya yavrum, hazır alın. Yok böyle hazır gelinlik. Ay var canım, dolu. Her taraf gelinlik dolu ya. Zaten beyaz, cilt çoklu, saçma sapan bir elbise yani. Bir daha giyilmeyecek bir şey canım. Gerçekten mi Aslı ya? İstersen kiralayalım, ne dersin? Ya koskoca Selim yere bakan, ya ünlü bir modacıya diktirir ya da gider yurt dışından alır. Bu bir şöhret, bu bir toplumsal sorumluluk meselesi Aslı Hanım. Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et. Evladım, düğün nerede yapılacak daha belli değil. Bak, davetiyeleri dahi gönderemedik işte. Babacığım, büyük otellere bütçemiz yetmiyor. İşte bilmiyoruz, ne yapacağız yani? Oğlum, ben size söyledim. Bak, altınıza ev verdim, dayadım, döşedim. Değil mi efendim? Düğün gelinlik de sizden. Hayır, istiyorsanız vazgeçin. Ha? Yani ekonomik durumumuz madem müsait değil, bekleyin seneye. Bakarız tekrardan, düşünürüz yani, değil mi? Olmaz anne. Biz evleniyoruz anne. Nikah gününü aldık. İyi halt ettiniz. Düğünü evde yapalım be oğlum. 30-40 kişi çağırın. Kendi aramızda yiyelim içelim. Ne var? Ulan falan alıyorum, bu konuşma olur mu? Babacığım, evde olmaz. Evde olur mu baba? Yani büyük otel olmasa da en azından böyle daha butik, böyle asortik havalı falan, yani bir yer bulmak, bir şey ayarlamak lazım. Bu hafta çıkıp size daha beyaz eşya, bilmem mobilya falan bakmak lazım. Kızım, baban senin eşyayı ne zaman yükleyip götürecek? Eşyamız da yok, dümdüzden kaldık ortada. Allah'ım, Allah'ım harika yani. Düğün yok, nerede yapılacak belli değil. Para yok, eşya yok, gelinlik yok. Evet. Esas ben düğüne ne giyeceğim ya? Bir de o var. (Gülüyor)
Tost makineniz benden Volkan'cığım. Öyle mi? Tacettin. Bir o eksikti zaten. Vallahi yani düğün, gelinlik, yüzük falan onlar da eksik ama tost makinesi oldu mu her şey tamam yani. Allah razı olsun Tacettin. Abi vaz mı geçseniz acaba? Ölmek var dönmek yok Sertaç. Acaba diyorum arabayı mı satsam ama babam bu sefer keser beni. Vallahi abi bende proje bitti. Vakit de kalmadı zaten. Allah'ım ölüyorum heyecandan ya. Eğer bu sefer de olmazsa gidip güneye yerleşiyorum. Olur abi olur merak etme. Olacak inşallah. Bütün hava yollarının sınavlarına girdim. Bu benim son şansım. Abi hosteslik kadın işi değil mi? Neden kafaya takıyorsun bu kadar? Serhat sen ne kadar yüzeysel bir insansın abicim ya. Heyecandan evde bekleyemedim. Havadar diye buraya geldim. Burada bekliyorum mektubu. Şu söylediğin lafa bak. Kadın işiymiş. Ayrıca hostes değil. Erkeklere host deniyor. Oldu abi tamam. Bugün o mektup buraya gelecek. Ve ben Volkan Sütsüzoğlu. İstikbalimi göklerde göreceğim. Bir de bedava bilet veriyorlarmış değil mi abi Yaşa Dost'a? Bize de bir Antalya ayarlarsın artık değil mi? Serhat, sen gerçekten yüzeysel bir insansın abicim ya. Neyse, benim için yeni bir hayat başlıyor artık. Hayır, git şuradan mağazadan al bir gelinlik otur değil mi abi? Yok. Milano'ya gidecekmişiz, Londra'ya gidecekmişiz, oradan alacakmışız gelinliği. Ulan uçak parası nereden? Gelinlik parası nereden ya? Aa Volkan, bir karış dille yeni gelin böyle olmaz ki canım. Onu isterim, bunu isterim. Bir karış dil demişken sen şu dilini bir dillendirsen diyorum Tacettin. Bir istirahat ver dilini. Çayımı iç. Çeneni kapat yani. Hadi canım. Bak kızım şimdi benim gidip nikah tarihine evlenecek halim yok tamam mı? Nasıl bu tip ya? Yani yapsın düğünü ben rezil olamam el aleme ya. Çocuklar biz neye karar verdik biliyor musunuz Aslı ile birlikte? Böyle önemli kararlarımızı aldığımız mekan olan caz kafede böyle 100 kişilik kalabalık olmayan ama çok hoş bir düğün yapmaya. Böyle az kişi olacak ama mesela menü çok özel olacak. Başka hiçbir yerde bulunmayan yemekler. Not alışısı. Şey böyle janjanlı hani düğünlerde olan incik incik öyle hiçbir şey olmayacak. Sadece beyaz çiçek. Sadece beyaz çiçek ve işte caz orkestrası çalışacak. Dans edeceğiz falan öyle bir şey. Tamam hallederiz. Ben notumu aldım merak etme sen. Tamam. Ay süper fikir yalnız. Değil mi? Nasıl yani? Ay biz de öyle yapalım. Şeso, 15 Haziran'da caz kafeyi kapatıyorsun, biz orada evleniyoruz tamam mı? Ay aklıma bin seveyim ya. Ay canım aklamayayım ya. Süper fikir ya. Ne aklınla? Hangi aklınla ya? Benim aklımla Selin. Kızım bana ne? Ne demek benim aklım ya? Eliniz çabuk tutsaydınız evlenseydiniz. Allah Allah benim suçum mu yani? Ayret bir şey. Zaten siz evlerine kadar ooo caz kafe kapanır. Uzay çağı kafe açılır. Ay var ya müthiş bir stand-up alt yapım var ama. Kahretsin kadınım olmuyor işte. Selin buraya bak. Bizim fikrimizi çaldığının farkındasın değil mi sen? Hayır. Açıklayayım. Şimdi caz kafe benim de aklıma gelmişti. Ben böyle bilinçaltım var ya orada böyle gerilere itmiştim. Böyle bastırmıştım duygularımı. Ama siz şimdi söyleyince şey ettim birden. Hatırladım. Evet. Şesto, canım şimdi not alıyorsun. Bir, canlı orkestra. Bak, iyi müzisyenler olsa. İki, çok özel ve güzel yemekler istiyorum tamam mı? Bak, unutma. Her tarafta beyaz çiçekler ana tema olaraktan yani. Yarın sabah dayayın kamyonu. Alıverin eşyaları. Selin, yarın yükletiyorum eşyalarını. Tamam bu bir şey ya. Tahsin bu bir şey bana yine eşyalar alıyor zaten. Tamam. Alo. Evet. İki sefer mi yapacak kamyon? Ne kadar tutuyor? Yok ya. Arkadaşlar çalışın, çalışın. Meşgul etmeyin ben sizi. Pardon. Depo kirası ne kadar? Aylık. O zaman siz şimdi iptal edin. Benden haber bekleyin. Tamam ben arayacağım sizi daha sonra. Aslı. Tahsin babışıma dedim ki. Tahsin babış dedim. Beyaz eşya alıyorsun ama dedim. Mümkünse dedim. Yani bulursanız ki bulurlar çok rahat para gani. Metalik gri olsun dedim. O da olmazsa dedim.
sarı metalik renginde olsun, yani altın renginde falan dedim Tahsin babışıma ya. Selin'cim ben çok önemli bir karar aldım. Madem sen aşkına inanıyorsun, ben de sana inanıyorum. Ya. Evdeki eşyaların hiçbirisini almayacağım. Benden sana düğün hediyesi olsun. Babişim benim, canım babişim ya. Kızım bak görüyor musun işte baba yüreği dayanıyor. Onun da kuralına göre oynuyorum bir de ya. Babişim peki bu antika içki gardırobum kalacak mı bende? Ne demek kızım? Tabii, tabii kalacak. Onu da almayacağım. Bakar bakar babacını hatırlarsın. Canım babam ya. Ben Tahsin babişimi arayayım da boşu boşuna bana böyle eşya meşya almasınlar. Onun yerine böyle gelinlik falan yaptırsa ay yeriniz deliğinden böyle mücevherlere boğulsunlar. Beni Allah'ım çok mutlu. Volkan Sütsüz oğlu. Sütçü oğlum, var var. İmzalar mısınız? Volkan Bey yoksa Serhat Bey iletilecekmiş. Oğlum Volkan var işte, biziz Volkan. Serhat değil, Sertaç olacaktı ama neyse. Ya icra geliyor olmasın? Niye icra gelsin ki abi? Ne bileyim, bu Volkan düğün yapacağım diye borçlanmıştır. Vallahi ne var ne yoksa alıp giderler. Baykuş gibi adamsın Taceddin sen ya. Ya arkadaşlar, çok garip bir şey olmuş ya. Yeni Dünya Hava Yolları diye bir şirket beni host olarak işe almış. Hostes olmasın abi? Oğlum ben de anlamadım ki, böyle bir başvuru yapmadım ya. Nereden duymuşlar beni? Ya belki bir çekiliş falan olmuştur Volkan. Veya oradan buradan metini duymuşlardır abi senin. Bak hatta burada ne yazıyor bak. Başarıyla geçirdiğiniz eğitim süreci ve kararlarınız sonucunda Yeni Dünya Hava Yolları'nda host olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Tabii abi ya. Sen turizm okumadın mı? Turizm, hava yolları. Bak işte. Manyak mısın lan? Ben okulu bile bitiremedim. Diploma dediğin nedir ki abi? Kağıt parçası. Ne yapalım ki bunu şimdi? Sağ olun ama ilgilenmiyorum falan diyeyim mi? Bir telefon numarası var altında. Beklemek ne zor işmiş ya. Yurt dışı uçuşlarına bedava bilet veriyorlar mı abi? Serhat. Ha tamam. O zaman biz bir şey almıyoruz yani. Güle güle oturun. Tamam sana da bay bay. Ne olmuş ayol? Selin'in babası eşyayı geri almıyormuş. Düğün hediyesi yapacakmış. Canıma minnet. Bak şu uyanık adama. Bak 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 ne uyanık. Önce alacağım diyor. Sonra vazgeçiyor. En iyi insan, en iyi baba o oluyor. Yalnız işte kızın gelinliğinden düğünü yapmak lazım artık. Of! Volkan da söylenip duruyordu zaten. Ay ay inanamıyorum bu işin hakikat olduğuna yani. Of! Hiç bırakma çantayı, bırakma. Ne? Gidelim de kıza yüzük müzük bir şey alalım. İki lafın başında tek taş, tek taş, tek taş. Kafam bu kadar oldu yani. Tek taş kadar kafasına taş düşer inşallah. Ne? Şimdi resmen beni işe mi aldınız yani? Abi yalnız benim zaten işim var. Yok yok, hava yollarında değil. Şeyde bir nevi hizmet sektörü diyebiliriz yani. Anladım. Peki bu işin nedir mahiyeti? Ücreti nedir? Aylık mı? Ne? Gerçekten mi? Net mi oluyor bu rakam peki? Ha. Başka? Bedava bilet mi veriyorsunuz? Hadi ya. Abi tabii şimdi siz böyle deyince ben bir kaldım yani. Peki ben bunu bir düşünsem bugün akşam üstüne size dönsem olur mu acaba? Tamam abi. Tamam efendim. İyi günler. İyi günler. Neymiş abi? Bilet mi veriyorlarmış? Bedava bilet de veriyorlar. Neler vermiyorlar ki Sertaç? Anlaşmalı otelleri varmış oğlum. Al sevgilini, eşini, dostunu, aileni git kal. Volkan kabul et o zaman, ne güzel balayına gidersiniz. Ben balayına gitmeden önce Selin'i bir götürsem de gelinlik almaya en azından susar ya. Ama zaten gelinlik alacak parayı nereden bulacağız, o da ayrı konu. Peki Volkan sen hostesi konusunda bir şeyler biliyor musun? Hayır yani yapmaya karar verirsen diye söylüyorum. Hostesin neyini bilecek abi? Çay, kahve, güler yüz, kemerleri bağlayın anonsu bitti. Tabii ya. Şunun şurasında yıllardır hizmet sektöründeyiz. Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli husus değil mi arkadaşım? Bir tane çay servisi mi yapamayacağız ya? Yalnız galiba hosteslerin başka şeyler de bilmesi gerekiyor Volkan kardeşim. Yani acil durumlarda uçağı uçurma falan ya, onlar zor gibi geliyor bana. Pilot abi o, pilot. Sen yanlış biliyorsun. Oğlum arıyor. Efendim baba.
Hiç vallahi kara kara düşünüyorum, ne yapayım? Ne? Niye Selin'e yüzük bakıyorsunuz? Hadi ya! Aslan Saadettin abi be! Gerçekten mi baba be? Düğünü de mi? Allah! Çözdük işi o zaman babacığım. Oh, babam benim be. Vallahi billahi ilk toruna Tahsin adını vereceğim baba. Ne olmuş abi? Apartmanı size mi veriyorlarmış? Aslan bayı. Oldu o zaman. Anneme selamlar, babacığım benim. Nasıl? Ha baba, galiba Aslan'ın yüzüğünden, o aynı modelden istiyor, evet. Tamam babacığım, hayırlı günler. Dikkat edin kendinize. Öptüm. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Of be. Oğlum güzel haber lan. Saadettin abi eşyaları bize bağışlayınca babam da bütün o düğün müğün masraflarını karşılıyor. Allah! Hadi gözün aydın kardeşim. Bak Allah edenene yardım eder dediydim zaten. O zaman abi Tahsin amcadan kap euroları. Sonra al seni yengeyi, bedava biletle götür abi Londra'ya, Paris'e. Al gelinliği. Hosteslik mi yapacağız? Yok abi. Başlıyormuş gibi yapıp biletleri alır sonra vazgeçersin. Ne var ki? Hadi ya. Niye haber gelmiyor ya? Yine mi reddedildim ya? Abi, döviz büfesi açsana. Şimdi Cem, siz yüzük taktınız ama herhalde bir zamanlama yapmışsınızdır. Yani ne zaman nişanlanacaksınız, ne zaman evleneceksiniz? Tabii. Şimdi ben tabii bir Eylül ayını görmek istiyorum. Çünkü tabii hani planlar var, projeler var. Bir önümü görmeden hareket etmeyeyim istiyorum. Çünkü hani biliyorsunuz fotoğraf... Ya babacığım Allah aşkına niye sorguya çekiyorsunuz Cem'i? Aa, bizim arkadaşlarımız bekliyor, gitmemiz lazım bizim. Hangi arkadaşlarınız? Yalan ha, yalan. Efendim, her şey tabii... Şimdi biz Aslı'yla mesela evlendikten sonra Sardunya Adası'na gitmek gibi detayları bile tartışıyoruz. Ama her şey zamanlamayla ilgili. Sardunya, süper fikir Volkan, biz de gidelim lütfen. Ya bizim planımız o Selin, niye çalıyorsun bütün fikirlerimizi? Pardon ya, ada sizin mi? Siz mi satın aldınız adayı? Hayret bir şey ya. Ha, benim de aklımdaydı böyle yine bastırmışım bilinçaltımın derinliklerine. Bu Sardunya İzmir'e yakın mı oluyor? İtalya'da ya, İtalya. Ha, İtalya'da mı? Yani bileti ayarlarız belki de, gidiş biletini. Orada nerede kalırız onu bilmiyorum, ayarlarız belki yani. Hadi o zaman biz çıktık. Hayda, kızım konuşuyorduk. Aa efendim, ben şimdi Aslı'nın sözüne karşı çıkamam. Çok asabi oluyor sinirlendiği zaman. Niye asabi olayım? Nereden çıkartıyorsun Cem ya? Şaka olsun diye şey ettim ben ama. Şaka olsun ama ondan sonra onlar ciddiye alıyor. Allah Allah. Tamam. Sırasında yani sen. Şeker, bu çocukla Aslı varken iki çift laf konuşmamıza imkan, ihtimal yok. Tam anneniz babanız nasıllar diyeceğim. Hayda, aldı götürdü çocuğu. Hah, babam. Ben bakıyorum, buradan arayacaktım. Niye öyle? Sen bir görüşme yapmak istiyor musun? Alo, babiş, ne haber? Kim bağlayayım? Babam size bir ulusal seslenç konuşması yapmak istiyor. Ne demek o? Yani hepinize birden toptan konuşmak istiyor. Bir takım söyleyecek şeyler varmış. Selin'cim, konferansı al, telefonu hepimiz duyalım. Niye? Tamam. Kızım, bekletmesene beni, işim gücüm var. Babiş'cim, şu anda canlı yayındasın Sütçü Olur İzdansı'nda. Seni dinliyoruz. Konferansa mı aldın telefonu? Ay ne güzel şey bu böyle. Bizim telefon mu yaptı bunları? Ya hiç bilmiyoruz. İyi akşamlar Selahattin, Saadettin Bey. Nasılsınız? Müstakbel dönürlerim, iyi akşamlar. Artık bizim elimizden gelen bir şey olmadığına göre ben çocuklara bir destek attım. Eşyaları mikrodalgasından antika içki dolabına kadar hediye ettim. Eksik olmayın efendim. Güle güle otursunlar. Biz de evi verdik işte. Net 180 metrekare. Ay Yasin'cim, şimdi tartışma çıkmasın Allah'a seversen. Çıkmaz efendim, çıkmaz. Yorgan gitmiş, kavga bitmiş. Bu da bizi duyuyor değil mi? Size diyeceğim şudur ki, düğünü, gelinliği, şunu bunu erkek tarafı yapar.
Benim prensesimi almışsınız. Her şeyin en iyisini yapın efendim. Tamam, biz de elimizden geleni yapacağız. Yalnız gelinliği halledememişler galiba. Değil mi çocuklar? Ay Tahsin baba, iş biz bu hafta Paris'e gidiyoruz gelinlik almaya. Ne? Nereden çıktı kızım? Anne, tanıdık bir arkadaştan bilet bulduk. İşte Fatoş Hanım da gelecek. Bizde onun tanıdığı insanlar varmış Paris'te, moda evleri. Oradan bir gelinlik alıp geleceğiz. Şimdi mi apar topar karar verdiniz buna? Ya işte bileti bulunca, tanıdık otel de olunca hemen gidelim dedik. Paris'te tanıdık otel mi var? Aslı'yı da götürün. Ne de olsa görümce. Ay, ne demek? Ay, uy. Ha? Ne demek? Kıyameti koparır vallahi. Benim kızımın başı kel mi? O da gelsin kendine güzel bir elbise alsın Paris'ten. Kızım, baban hadise çıkarmasa gidiyorsunuz diye. Öyle çünkü tuhaf bir huysuzlukları var onun. Ben duyuyorum sizi Tahsin Bey. Yahu ne tuhaf icat bu böyle? Adam yanımızda gibi. Yani kendimle dahil 4 kişilik bilet alabiliyorum. Doğru mu anladım abi? Hem de business class. Süpermiş ya. Anlamadım. Şart mı? Ama benim ilk uçuşum olacak da o açıdan. Peki. Tabii. Yapalım rezervasyonları, mersi. Görüşmek üzere. Abi bilseydim ben de gelirdim ya. Sorma Sertaç. Aslı da takıldı peşimize. Benim hostes olarak katıldığım uçuşlara bedava bilet veriyorlarmış. Host abi. Ya tamam neyse abi, dağıtma konuyu ya. Gidip çalışalım mı yani? Şimdi seninle de söz verdik gideceğiz diye. Ne var abi bunda? Çayını verirsin, kahvesini sorarsın. Bitti gitti. Varırsın yerine. Ev sahipliği gibi bir şey yani abi. Sonra da istifa ederiz ha? Tabii abi. Hatta hoş hostes arkadaşlara tanışırsan bana da tanıştırırsın abi. Hayır, zaten götürmüyorsun beni Paris'e. Ben asla gelemem şekerim. Benim burada bir sürü işim var. Ha ama size şöyle bir kıyak yaparım. Mağaza adreslerini veririm. Siz de gidip dolaşırsınız. Ne alacaksanız alırsınız. Fatoş, bak çocuk o kadar business class'tan yara yırtmış. Bilet yanacak ya. Ayıp ama. Ben geleyim. Oldu hatta ben. Ay süper olur, deli misin? Gel Şesu sen ya. Siz en azından Volkan'la birbirinizi bayarken biz gezer tozarız. Gel oğlum ya. Ya geleyim ben ya. Ya Selim, ben hiç uçağa binmedim biliyor musun? Ama olur da böyle bir fırsat olur diye vizemi falan her şeyimi hazırladım. Selim ben geleyim. Ne alaka ya? Garip insan modeli, ne alaka? Ya geleyim ne olursun, geleyim Selim. Ben bir Paris'i göreyim ya. Bir sümüklü böcek yiyeyim doya doya ya. Hem yani ben görgü ve öğrenme açlığı içinde olan kırsal kökenli bir insanım ya. Gelin oraları bir göreyim. Hem bak işte siz alışverişe çıktınız, poşetleriniz olacak. Kim olacak yanınızda? Ben! Diyorsun. Olabilir. Böyle personal assistant hesabı, cool bir hareket. Tamam, peki. Anam diyeyim ben size, Allah'ın sevgili kuluyum ya. Yalnız ben uçaktan falan çok korkuyorum ya. Neyse hallederiz. Şimdi bak oğlum. Şöyle yapalım. Dondurmanın bir defa her çeşidinden bulundurun. Bu mevsimde çok gider. Her çeşit var Tahsin Bey. Merak etmeyin. Tamam o zaman çocuklar. Ben buradan duyuyorum. Kalabalık galiba ha? Hadi bakalım. Hadi iyi çalışmalar. Hadi bakalım. Vallahi çok rahat değil mi İfo? Şimdi sen sohbet edeceksin. Herkes dinleyecek. Bak aklıma ne geldi Tahsin. Bu Cem'in annesiyle babasıyla da böyle bir telefon konuşması yapıp tanışsak ya, ne dersin? İyi de bu telefondan var mıdır onlar da? Aa şekerim, olmaz olur mu? Avrupalı insanlar onlar. Ha? Cem'e söyleriz. Onlar bizi arasınlar. Hani böyle ev ziyareti gibi olur. Onlar oradan, biz buradan böyle konuşuruz. Yok çünkü her lafın başında sizden çok tanışmak istiyorlar. Çok tanıştılar. İşte telefon. Doğru valla. Yani bunu da kabul etmezlerse ben artık art niyet ararım şekerim. Ha yani kraliçe gibi kızım var. Hiç kimsenin peşinde koşacak halim yok da. Bak o zaman ne yapalım bunu biliyor musun? Birazdan Aslılar uçağa binecek. Akşamüstü oğlanı buraya çağıralım Cem'i. Ben işte hem Aslı yokken lafa limon sıkmadan doğru düz bir sohbet yaparız. Hem de işte annesi babası. Açsınlar telefonu, tanışalım. Değil mi ama?
demek host oldum? Ne demek host oldum Volkan? Deli misin senin? Ne eğitimin var host olacaksın ya? Kızım biz turizm okumadık mı ya? Aa. Volkan ne alakası var turizmle? Oğlum bana bak, bir yanlışlık olmasın. Ya ne yanlışlığı ya? Ayrık bir şey ya. Yeni Dünya Hava Yolları beni özel olarak işe aldı. Kendileri teklif yaptılar, ben de fırsatı değerlendirdim. Onu da anlamadım zaten. Yeni Dünya erik gibi bir şey değil midir ya? Ya üf, Aslı bıdı bıdı yapma ya. Aa, istemiyorsan in aşağı gelme. Al bu hademeyi de. Bak yolcuların huzurunu bozuyor. Hadi. Anam 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 diyeyim ben sana. İnsan burada havalı böyle kapalı kalsa havasızlıktan ölür ya. Hoş geldiniz. Kendi eviniz gibi. Dört ağa. Dört ağa. Abi numaralı koltuklar. Geç abi. Bak yazıyor koltukların yanında. Geç abi. Kendi eviniz gibi abi. İstemediğine emin misin? Var biraz ya. Peki. Alır mısınız Volkan Bey? Yok, bana asit yapıyor. Sağ ol. Yolculara ikram edeceksiniz Volkan Bey. Ha, oldu. Merhaba. Alır mısınız? Hayır, mersi. Niye? Size de mi asit yapıyor? Nasıl? Benim midem hasta. Gastrit var bende. Asit yapıyor bu bana. Yani o yüzden siz alabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bedavaydı. Bir düşünseydiniz. Yana yana buraları dolaşıyorum. Selin, al yavrum, al. Sen iki tane var. Narsa. Alsana kız. İstemez. Lan çok balık içmiş be. Evet, var mı portakal suyu isteyen? Var. Aslı. Aslı, ben çok fenayım. Aşağı bakamıyorum. Şesu, daha havalanmadık güzelim ya. Hadi ya. Bırakayım. Anam yine de çok yüksek. Havalansak demek ne olacak? Hı hı. Anlıyorum. Yani siz illa bu akşam illa bir telekonferans yapalım diyorsunuz değil mi? Yo yo, tabii ki bir problem yok. Tabii ki yok. Hı hı. Onlar da zaten sizinle tanışmayı çok istiyorlardı. Hı hı. Ha? Aa, İffet Hanım, siz de mi dinliyorsunuz efendim? Ne güzel. Sizinle de tanışmayı çok istiyor annem babam. Evet. Hı-hı. Tabii efendim. Saat kaçta geleyim ben? Tamam, o saatte orada olacağım. Peki efendim. Peki, saygılar, saygılar. Ya yandık şimdi ya. Of. Annem babam nefret eder böyle emir vakilerden ya. Anneciğim, merhaba, nasılsınız? Kardeşim dedim. Çok sanayi sitesi gördüm seni dedim. Uyana bak ya. Alacak Türkiye sadece 5 tane gelmiş arabadan birini kendi icat ettiği cat kafanı takacak. Taş kafa ya o. Müthiş bir hikaye gerçekten. Ha canlarım, siz çıkmıyor musunuz ha? Ya nasıl yapıyordu ya? Hadi bir yap. Hadi, hadi ne olur kabul et. Yapma şunu, yaprak. Yapma diyorum. Peki peki. Abi, cantları orijinal mi takalım? Valla bana sorarsan komple değiştirsek daha iyi olur. Hasan bilirsen. Kubilay lay. Ya hadi canım, sen git tiyatrocu ol. Ne duruyorsun burada? Ha, şehir tiyatrosu da şuracıkta. Git başvur bakalım ne diyecekler. Hani biz de böylece... Of. Süper bir fikir. Yok ya, Kubilay'ın başka işi var, o peynir işinde. Ah, benim eğitimim yok. Bir de olsaydı var ya. Kubilay, bak sana bir teklifim var. Bu akşam kısa bir telefon görüşmesi için 5 dakikalığına benim babam olur musun? Sen de annem. Ne? Ben? Ben şimdi bu gümüşten vazgeçtim. Küçük parfüm şişelerine nikah şekeri yaptıracağım. O benim fikrimdi Selin. Öyle mi?
Ay hiç farkında değilim, görüyor musun? Nasıl farkında değilsin kızım? Ne söylesem çalıyorsun, inanılmaz bir şeysin ya. Aslı relax, relax. Bak, bu yolculuk benim gelinliğimi almak için yapılıyor olabilir. Ama bu kadar kıskanma. Kendini kontrol et falan ya lütfen. Allah aşkına ne kıskanacağım Selin? Ne, bana ne gelinlik melinlik? Benim sevdiğim bir şey değil ki. Sevsem yani gelinlik. Bana ne? Beyaz bir elbise zaten fırfırlı bilmem ne. Benim en sevmediğim evlilik adeti yani. Hiç meraklısı değilim. Volkan Bey, ben yardımcı olayım. Size eğitimde hiçbir şey öğretmediler mi? Ya ne bileyim kardeşim. Ben ne bileyim bardak toplayacağım ya. Kadın işi bu. Siz bana başka bir iş versiniz. Tamam o zaman. Siz anonsları gösterin. Ben bardakları alırım. Anonsları mı göstereyim? Evet. Ben kaseti koyuyorum. Kaset mi? Ne oluyor Volkan? Ben senin bu suratını bilirim. Niye panik oldun? Panik mi? Niye? Ne oldu? Sus lan. Yani sus, sayın yolcumuz daha sakin olun değil mi? Aslı sen de ağzını kapat. Bak sen ağzını kaparsan daha güvenli ve rahat bir yolculuk olabilir diye düşünüyorum. Hadi. Sayın yolcular, uçağımıza hoş geldiniz. Yolculuğunuzun güvenli ve rahat geçmesi için bazı bilgiler vermek istiyoruz. Uçağımız kalkarken ve inerken kemerlerinizin bağlı bulunması gerekmektedir. Heh, bak bu önemli abi. Lütfen uyalım bak. Beni töhmet altında bırakmayın. Günahı var. Bağla abi kemerini. Onun içine girer o klipsle. Şak diye bak girdi mi kontrol et ablacığım. Heh. Kemerini, pardon. Kemerinizi bağlayın. Kemer bağlamayı bilmiyorsanız uçmayın abi ya. Heh. Her zaman lazım. Kabinde bir basınç değişikliği meydana gelirse, başüstü bölmelerinizden sarkacak olan oksijen maskelerini gösterildiği gibi kullanınız. Önce kendinizinkini takıp, sonra başkalarına yardım ediniz. Yani burada ne diyor? Önce can, sonra canan. Öyle kocaman ayıp olacak. Manitamı kurtarayım falan. Girmeyin o ayaklara. Hayat kısa. Aa, ölüm kalım meselesi bu ya. Ne biçim gösteriyorsun Volkan Bey? Yani önce kendi canınızı kurtarın. Kız kardeşiniz falan varsa yanınızda önemsemeyin ya. Ne yapalım yani? Allah'ın takdiri. Ne yazıldıysa o değil mi? Önce kendiniz önemli ya. Aa. Neyse canım, şaka yaptım. Latife ettim ya. Maksat eğlence. Hani yolculuğumuz daha rahat geçsin diye. Acil çıkış kapıları gösterilen yerlerdedir. Nerededir diye düşünüyorsunuz. En önemlisi şu. Girdiğin kapıdan çıkacaksın abi. Bildiğin yer olacak. Nereden girdik? Oradan girdik. Oradan çıkacağız demek ki. Hani aciliyeti de varsa bir şekilde çıkacağız artık. Sıkışma mıkışma kader. Yapacak bir şey yok. Nereden girdiysen oradan çıkacaksın abi. Yeni Dünya Hava Yolları keyifli bir yolculuk diler. Bir de benim şahsi bir anonsum olacak. Bakın bu çok önemli. Tuvaleti temiz kullanalım. Allah aşkına. Nasıl görmek istiyorsanız öyle bırakın abiler. Bak bu hiper tuvalet yani süper teknoloji. Tuvalet kağıdı falan atmayın. Pompalı o. Tıkanır. Usta uğraştırmayın ondan sonra firmayı ya. Aa, sonra bak burada ışık yanıyor. Kimin tuvalette olduğunu görüyorum. Yani pis bırakırsanız olmaz. Sonra yüz yüze bakalım ya. Öyle ettim kaçtım yok. Yok ettim kaçtım. Bak, çok doğru. Duyuyor musun? Ya ben vallahi yapamam öyle şeyler şekerim. Ben tiyatrocu değilim ki. Ya beni tanırlarsa? Nereden tanıyacaklar? Fatoş, sesini değiştireceksin. Ya canım bak biraz önce annemlerle konuştum. Öyle telefonda tanışmak mı olurmuş? Geldiğimizde yüz yüze konuşur tanışırız insanlarla deyip kestirip attılar. Ne olur çok çaresizim ya. Ay ay Tahsin amcalar da şimdi bir tutturmuştur bir tutturmuştur ben bilirim. Aynen öyle aynen öyle. Yarım saate kadar bekliyorlar beni. Vallahi ben yaparım. Heh. Yeteneğim var. Elimde değil canım. Tutamıyorsun ki. Bir yerden fışkırıyor canım. Bir insanın kanında oyunculuk varsa bir yerden çıkıyor işte. Çok Afife Jale gördüm kendimi. Afife Jale kadındı Kubilay. Hepimiz biraz öyle değil miyiz yahu? Ya Fatoş ne olur ya. Bak iki dakika konuşacaksın. Hal hatır sorup kapatacaksın. Bu kadar işte. Aa, o kadarcık mı? Zaten daha çok da ben konuşurum. Siz de işte öyle. Yazın gelmek istiyoruz. Çok istiyoruz. İşte görüşelim.
saygılar, sevgiler falan dersiniz, kapatırsınız. Bu kadar arkadaşlar. Peki bana biraz karakterden bahseder misin? He? Geçmişi, zaafları, ihtirasları, bu hayattaki amacı, bu sahnedeki amacı falan ha? Babamın mı? Şimdi saat 9:30'da orada olsak, oranın saatine göre saat 7:30 oluyor. Gideriz otelimize, he? Bırakırız eşyaları. Sonra gideriz böyle güzel bir restorana, kurdurturuz masayı. He? Ay süper! Ah, ulan orada beyaz peynir yoktur be. Volkan Bey, kalkmak üzereyiz. Aa, iyi hadi, iyi yolculuklar sana. Volkan Bey, slide arm and cross check yaptınız mı? Onu yapmadım ben, o çeki. Artık senin ellerinden öper. Ama Volkan Bey, bu sizin de göreviniz. Ya sen de bir başından beri tutturdun göreviniz de göreviniz ya. Aa, idare de var acık ya, devlet dairesi mi burası ya? Sonuçta formalite yani. Formalite mi? Ya Mineciğim, bir cross check için birbirimizi kırmayalım ya. Sen getir onu, ben doldururum sonra, hadi canım. Slide arm and cross check, acil bir iniş için sistemin çalışıp çalışmadığını kontroldür. Madem o kadar iyi biliyorsunuz, sen ayarlarsın ya Mine ya. Aa. Acil mi? Aman öf, vır 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 vır, yedin bitirdin bizi Şesu ya, Allah Allah. Ya güzel, bir içki iç, kendine gel. İçkiler bedava, business class. Ya yok anam, bir şey olursa öbür tarafa alkolle gitmek istemiyorum ya. Hakkında kötü düşünmesinler ya. Volkan Bey, kalkmak üzereyiz. Gelmiyor musunuz? Ben iyiyim böyle, hadi. İyi kalkışlar. Peki. Volkan, uçak kalkarken sizin de oturup kemer falan bağlamanız gerekmiyor mu oğlum? Sayın yolcularımız, uçağımız kalkmak üzeredir. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Yeni Dünya Hava Yolları iyi yolculuklar diler. Ya o hostes var ya, onun gözü bende, bende. Deminden beri o perdenin arkasından kesiyor beni. Fark etmedin mi? Bir şey de beni çağırıyor. Bahane yani. Baksana hani takılacak bana. Anlamadın mı ben zannediyorsun? Ben sana bir soruyorum, ben de anladım yani. Volkan sen buralarda takılacaksın benim. Kızım yollu aranıyor, aranıyor. Ben bilmiyor musun ya? Bir şey oluyor. İşte bunun için kemer bağlı diyorlar, salak. Ne biçim kullanıyor bu herif ya? Kötü mü kullanıyor? Acemi mi acaba? Allah'ım ben de şanssız insanım ya. Ne biçim pilot lan bu? Çüş kardeşim, çüş ya. Aa, hayret bir şey ya. Bunun virajı var, bilmem nesi var. Yakar bizi bu yolda. Nasıl hava yolu, nasıl pilot bu ya? Sayın yolcular, ben kaptan pilotunuz Özdemir Göktel. Merhabalar Özdemir abi, müşerref oldum. Lafım size değil abi, ben genel konuştum. Aslında ben de severim hızı yani, arabayla falan hızlı giderim. Hani öyle kız gibi kullanmayalım hesabı falan. Şu anda Atatürk Havalimanı'ndan kalkmış bulunuyoruz. Yüksekliğimiz 5000 feet, yani 1524 metre. Ne? Niye o kadar yüksek ya? Abla sen bilir misin, niye o kadar yüksek? Olur mu, normal mi? Sofya üzerinden Paris'e yerel saatle yaklaşık 19:45'te varacağız. Doğu Avrupa üzerindeki kötü hava şartları nedeniyle kemerlerinizi uçuş boyunca bağlı tutmanızı rica ederim. Özdemir abi sen merak etme, ben hakimim abi konuya. Ben hakimim konuya. Kahve falan isteyen olursa vereyim mi abi? Alo Özdemir abi. Abi bana göre kemer bulamadım ben uçakta abi. Nerede abi? Kemer nerede abi? Kötü hava şartları mı dedi? Yanlış da kötü hava şartları dedi Aslı galiba. Geri dönelim anam biz ya. Kötüyse niye gidiyoruz? Şesu bağırma ya. Herkesi korkutuyorsun. Anam 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 diyeyim ben size. Ben çok şanssızım abla, kötü. Ya fırtınaya yakalandık diyelim, ne halt edeceğiz? Şesu sakin ol ya. Yok korkacak bir şey ya. Alo Özdemir abi. Alo. Özdemir abi. Onlar şimdi havadadır. Ya. Değil mi? Hayırlısından gidip hayırlısından dönsünler inşallah. İnşallah. Cem, ne dediler sizinkiler benim bu telefon konferans fikrime? Çok sevindiler. Çok sevindiler. Hatta dediler ki yahu biz bunu daha önce niye düşünemedik? Bir de öyle hayıflandılar yani. Ne zaman arayacaklar? Yoksa biz mi arasak Tahsin? Yok, yok, hayır.
Arar onlar, birazdan ararlar. Ya erkek tarafı ararsa daha uygun olur tabii. Evet, değil mi? Atoş, niye aramıyorsun canım? Bak dünürler telefon bekliyor. Ben de rolüme girmişim. Arasana yahu! Bağırma bana! Ya Fatoş evet ya, bak Cem her şeyi buraya yazdı, hadi. Ya çocuklar, ya yakalanırsak? Ha ben tiyatrocu değilim ki, beceremem böyle şeyleri. Hem ne diyeceğiz peki? Yani kızı mı isteyeceğiz? Of. Bak, herhalde annenle arıyor. Ya Cem 50 kere anlattı. Birkaç protokol laf edip ondan sonra kapayacaksın, o kadar. Bak çevirdi bile Kubilay numarayı, hadi hadi. Ay ne yaptın ayol? Alo. Beyefendi iyi akşamlar. Ben Cem'in babası. Ay dakika bir gol bir. Unuttu sabah. Ulan onaran. Alo. Alo. Beyefendi sesim geliyor mu? Güzel. Bir ara duyulmuyor zannettim de. Malumunuz milletler arası bir görüşme tabii. Öyle gülme işte, öyle gülme. Efendim ben Cem'in babası Bülent Onaran. Nasılsınız beyefendi? Biz çok iyiyiz efendim, siz nasılsınız? Şu anda sizi ben, eşim, Cem hep birlikte duyuyoruz. Babacığım merhaba, nasılsınız? Ya sesiniz ne kadar da değişik geliyor. Yani sanki başka biriyle konuşuyormuş gibiyiz. Uydu bağlantısı falan mı yaptınız? Ya da öyle bir şey mi oldu acaba? Babacığım, yani siz buraya geldiğinizde inan bana başka biriyle konuşuyormuş gibi olacaklar yani. Merhaba efendim. Ben İffet Sütçüoğlu. Bizde telekonferans var da telefonumuzda. Ne kadar güzel. Bravo. İffet Hanım saygılar efendim. Oğlum. Oğlum. Özledik be seni Kerat ha. Ben de eşim. Beni duyuyorsunuz değil mi efendim? Evet. Ben de eşim Sedef'le birlikte şu anda Paris'te rezidansımızda oturuyorum. Eyfel Kulesi'nin ışıklarının muhteşemliğini size anlatamam efendim. Paris'te misiniz? Bülent Bey, biz sizi Belçika'da zannediyorduk. Ay şimdi benim kızım Aslı da abiyle Paris'e geliyor şu anda. Öyle mi? Ama biz Belçika'dayız. Belçika'nın başkenti Brüksel'in Paris mahallesi. Burası bir Fransız mahallesi. İnanır mısınız? Küçük bir Eiffel Kulesi bile var canım. Ama minik. Ya bizim miniatürk var ya. Onun gibi canım işte. Ne kadar enteresan değil mi? Deniyorum ya. Mine yapma Allah aşkına ya. Hep bir ne yapıyorsun bir şeyler. Alır mıyız? Korktum ben. Bir tatmak ister miyiz? Ne peynirler var? Peynirlerimiz şöyle. Bir beyaz peynirimiz var. Daha doğrusu beyaz peynir gibi görünüyor. Keçi gibi kokuyor. Bir de kaşar peyniri var böyle delikli. Bir de şey var. Ayak gibi kokan bir peynir var. Ne? Vallahi sizin ateşiniz yükselmiş. Ben öyle görüyorum. Böyle bir heyecan var galiba. Siz peynir yemeyin hanımefendi. Basar şimdi peynir size. Zaten peynir değil mi? Yemekten önce yenir yani. Yemekten sonra peynir mi yenir? Ben size tatlı vereyim. Bak çok güzel muhallebimiz var. Soğuk soğuk yiyin onu. Ay yok, ben soğuk bir kola alayım. Kola mı? Ama yemek servisindeyim şimdi. Ben nasıl geçeyim öbür tarafa? Zaten koridora zor sığıyorum ya.
Ben getireyim size kola efendim. Sevgili misafirler, herkesi teker teker dolaşmayayım. Var mı başka tatlıdır, peynirdir falan isteyen? Yalnız peynirlerde biraz hafif koku var hani. Sonra bozulmuşsa falan. Ben yani demiş olayım da sorumluluk almayayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Düşer miyiz? Şesu korkma, tribülans ya, bir şey değil. Sayın yolcularımız, bulunduğunuz yükseklikteki hava koşulları sebebiyle kemerlerinizi bağlı bulundurmanızı rica ederiz. Sadece Eyfel Kulesi mi ya? Avrupa'da ne kadar köprü, çeşme, cami varsa minik minik yapmışlar buraya ya. Bunca yıl diplom attığımda şunu öğrendim azizim. Gavur yapıyor yahu. Ha, cami de var orada yani. Osmanlı yaptığı camiler olabilir İfo. Ay baba, ne kadar hoş sohbetçim. Babacığım, babacığım. Böyle derin konulara girerek Aslı'nın annesini babasını sıkmayalım değil mi? Başka konulardan konuşalım babacığım. Değil mi baba? Fatoş, hadi sen konuya gir, toparlayıp sonra kapatın. O zaman eşimi vereyim efendim. O da konuşmak istiyordu. Bülent Bey, sizde telekonferans yok mu? Alo. Alo. Belçika'dan sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk efendim, biz de. Geçti. Ay. Geçti abla, geçti. Öleceğim zannettim bir anda. Oh be. Ay, taşlı tarla gibi ne bu ya? Buyurun efendim. Yoruldum vallahi ya. Anam, ne dedim be? Ben ne dedim abla, duydun değil mi sen? Bu kadar yükseğe niye çıkıyorsun ya? Aşağıdan ince ince gidelim işte. Anam, bir ölüm kalım savaşı içindeyiz. Görüyorsun değil mi? Bir savaş bu ya. Ay yok vallahi, tıkandım, nefes alamıyorum. Buyurun efendim, kolanız. Yok, içemem ben şimdi. Tıkandım. Peki, tamam. Ver, ben içeyim ya. Ver. Bittim ben ya. Tıkandı hanım ya. Hostes hanım, bir şey soracağım. Acaba düşüyor muyuz? Aa yok, olur mu öyle şey? Hava biraz bozuk, o yüzden. Vallahi Şesu, belli olmaz bu işler abi. Mukadderat. Biraz da yani kadarcı olacaksın. İkide bir sallanıyoruz. Vallahi bu gidişin sonu iyi değil. Aha. Bak, düşüyoruz işte ya. Düşüyoruz! Ay biz sus ya. Biz sus. Volkan Bey, lütfen şaka yapmayın. Yolcular korkuyor. Sayın yolcular, sadece hava şartları biraz kötü. Uçuşumuz problemsiz gerçekleşiyor. Lütfen sakin olun. Bir dakika gelir misiniz? Neden? Ne oldu ki ya? Lütfen. Şuradan. Volkan Bey, lütfen. Kızım, bakar mısın? Ya sürekli Volkan'ın etrafında pervane. Yollu bu ya. Başka bir şey değil, yollu. Salladı ama ya. Ne dar yapıyorlar şu koridorları değil mi? Tabii. Vallahi 50 santim daha geniş yapsalar uçak kalkmayacak sanki. Hayret bir şey ya. Onun için host ve hostesler için belli kilo kriterleri vardır. Ne demek istiyorsun ya? Allah, yine başladı ya. Çok sallıyor ama ya, değil mi? Ya. Siz ne biçim davranıyorsunuz yolcuya? Hı? Uçak düşüyor bile olsa diyeceksiniz ki panik yok, problem yok, sakin olun. Niye panik ediyorsun insanları bu zor durumda? Eğitimde öğretmediler mi sana bunu? Eğitimde öğret... Bir dakika ya. Öyle zor bir durum mu var gerçekten? Ya hakikaten öyle bir sakatlık var mı ya? Fırtına var. Otomatik pilot iki kez devreden çıktı. Neyse, biz sakin ve güler yüzlü görünmeliyiz. Bu arada şu serviste toplayın, bir kaza istenmeyen bir durum çıkabilir. Kaza mı? Ay, ay! Ne be? Volka,
misin? Ne bileyim Aslı ya, bak ne biçim sallıyor ya. Çaktırmıyorlar ama vahim galiba yani. Ne? Niye? Vallahi ne bileyim, her an böyle bir kaza bir şey olabilir yani. Ne? Ay, o host felakete gidiyoruz diyor. Ne? Olmuyor ya. Ayşe sus. Ne? Nasıl? Nasılsınız Sedef Hanım? Sağ olun. Sağ olun. Efendim, çok iyiyiz. Aslı'yı da çok seviyoruz. Siz Aslı'yla tanıştınız mı? Ne oldu ya? Henüz tanışmadık ama Cem'in anlattığı kadarıyla çok beğendik. Efendim. Ha, teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek ve çocukların niyetlerini resmileştirmek için. Hoşça kalın. Ben şimdi eşimi veriyorum efendim. Ben bu işi yapamayacağım. Yani neredeyse durumu kurtarmak için yapmak üzereydim. Ver şunu, ver. Çaylak sen. Ya sahnede olsaydık ne yapacaktın? Ben yapamayacağım deyip kulise mi kaçacaktın? Olur mu böyle şey canım? Gösteri devam etmeli. Alo. Yine ben efendim. Levent Onaran. Alo. Bülent Onaran efendim ben. Cem'in babası. Allah'ım. Allah'ım affet. Kızım bak görüyor musun? Gelinlik düdüğünü böyle bak. Yaptı şeylere taktım kafayı. Yüce Tanrım beni ne hale getirdi. Volkan. Zorunlu iniş falan yapsınlar ya. Söylesene. Hostes beylerin üzerindeyiz biz şu anda. En yakın şehir neresi? Ne bileyim ya. Aa. Ya Volkan. Evlenemeden ölecek miyiz biz? Ne ölmesi ya? Bir dakika. Dur. Ben ayarlayacağım şimdi. Dur. Sayın yolcular, lütfen sakin olun. Biraz sonra her şey yoluna girecek. Teknik bir problemimiz yok. Sadece hava şartları kötü. Lütfen sakin olun. Kızım, inansak mı acaba? Ha? Bak, sesim de kısılıyor korkudan. Ay böyle zankır zankır ağam falan oldum ya. İçim dışıma çıktı. Yani. Ne bileyim işte, tek bir problem yok diyor. Öyle dedi ki, ne bileyim. Aman vallahi düşelim de kurtulalım ya. Yeter artık ya. Hava alamıyorum. Hava sıcak var. Kızlar, alın çabuk şunları. Al. Bunlar ne ya? Paraşüt. Arkada buldum. Sadece 3 tane var. Şey su. Ne var? Erkek hostes paraşüt getirdi. Paraşüt mü? Anam ben atlayamam. Bende yükseklik korkusu var, biliyor musun? Düş öyle o zaman. Kadın sen niye böyle konuşuyorsun ya? Ne şeysin ya? Şurada kader birliği yapmışız, öl diyorsun ya. Sadece 3 paraşüt var, onlar da bize kadar ya. Anam bize yok mu? Bana da paraşüt verin. Benim de çoluğum çocuğum var, torunum var. Benim de sözlüm var hanımefendi. Ben de istiyorum. Ay sağlıklı. Çok iyi yetiştirdim ben oğlumu. Küçük yaştan itibaren ona her şeyi öğrettim. Futbol, avcılık, eskrim, ne varsa canım. Eskrim mi? Ya öyle, bir iki kere şey ettik. Müstesna bir çocuktur. Her şeye yeteneği vardır. Ah baba yüreği, ah nasıl da büyüdü. Yıllar nasıl? Demek oğlum evlenecek ha? Oh, yo. Benim küçük Cem'im. Daha sünnet günü, dün gibi aklımda beyefendi. Kubilay, kes artık kes. Adede gel hadi. Evet, saçmalama canım. Görüşelim, tanışalım de. Kapat. Aman, tamam ya. Tam hızımı almıştım. Onlar şimdi ağlıyorlardır orada zaten. Evet. Uzatmayayım. Efendim çok memnun oldum. Biz
Biz buradaki işten güçten kurtulur kurtulmaz Aslı kızımızla ve sizlerle görüşmeye geleceğiz. Hah. Oh. İnşallah efendim. Biz sizi oğlumuzun düğününe bekliyoruz. 15 Haziran. Gelebilirseniz çok seviniriz tabii. Tabii aslında o biraz... Geliriz efendim. Niye gelmeyelim canım? 15 Haziran'da geliriz tabii. Ya Volkan çekme adamın elinden, yırtılacak paraşüt. Lan nankör, senin hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Şuradan bir sağ salim kurtarayım, ben yapacağımı biliyorum sana. Sus be! Lan, sahip çıksana paraşütüne. Lütfen sayın yolcular, sakin olun, sakin olun. Türbülans biraz sonra bitecek. Yalancı, öleceğiz hepimiz burada ya. Evlenmeden öleceğim ya. Çantaları kapışmayı bırakın, sakin olun. Yok ya, uyanık çıktı sen. Çantaları kapışmayı bırakacakmışız. Bırakalım da sen pilotla tak atla değil mi aşağı? Arkaya saklamışsınız, gördüm paraşütleri. Paraşüt değil, yağmurluk. Cennete mi geldik abla? Sayın yolcularımız, türbülanslı bölgeye geçtiğimiz için çay ve kahve servisimiz başlamıştır. Düşmüyor muyuz? Ne? Anam, 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 anam! Dualarım geçti vallahi, ben bütün gün dua ettim, geçti. Şu Adem'e bir içki verin de bağırmasın artık. Ben bir çay alabilir miyim? Tabii Selin Hanım, verelim çayınızı. Geçmiş olsun. O zaman hemen bir hafta sonra sizinle tanışacağız. Aa, ne güzel. İyi ki konuştuk sizinle telefonda. Ama babacığım, işleriniz... hani yaz ortasından önce gelemeyecektiniz siz buralara? Dünürlerim beni düğüne davet etmiş. Ben nasıl gelmem? Bunu ben nasıl yaparım Cem? Sen öz babanı hiç mi tanımadın yahu? Ne yapıyorsun gibi ya? Evet, haftaya atlayıp geliyoruz. Bak, bunu duyduğuna annen de çok sevindi. Öyle değil mi Senemciğim? Ay Sedef, oyun Sedef! Bak, dünürlerimle ve Aslı gelinle tanışacağım için o kadar heyecanlandım ki... annenin ismini bile yanlış söyledim canım. Kapat artık, kapat. Yoksa ben kapatacağım seni. Çok geveze gördüm kendimi. Evet, evet. Ben artık kapatayım. Sizinle tanıştığım için o kadar memnun oldum ki anlatamam Tahsin Bey. İffet Hanım, Aslı gelinimi de öpün. Düğünde görüşürüz artık. Sevgiler, saygılar. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Ben şimdi niye böyle söyledim canım? Çünkü insan gurbet elde dini ve milli duygularına bir başka sahip çıkıyor. Ben ülkemi özledim. Ben ülkemi özledim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda. Babacığım, sağ ol babacığım. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar beyefendi. Çok sevindik. Haftaya bekliyoruz efendim. Hanımefendiye de hürmetler. Aslında daha çok konuşmak isterdim ama... Niye kapattın şimdi canım? Tam hızımı almıştım. Yahu altın portakala şu kadar kalmıştı. Senin eğitimin yok mu ha? Ne biçim hostsun sen? Döner dönmez seni rapor edeceğim. Tamam Bine, tamam. Allah Allah ya. Meraklısı değiliz. Ha? Ne bela işmiş uçmak ya. Bir kere sen paniklettin beni. Ne öyle bardak dedin, kaza oluyor dedin, bilmem ne dedin. Ben uçak sallanınca bardak kırılmasın, kimse yaralanmasın demek istemiştim. İyi, iyi hadi. İnmemize bir saat kaldı. Sadece yerinde otur, tamam mı? Tamam be, tamam, anladık. Öf, deli mi ne? Pardon, ben soğuk bir kola alabilir miyim? Ateş bastı yine. Ablacığım, sizin bu ateş basma olayı yaşla ilgili bir şey galiba. Ay hala
Şişmanlığıma da açık ama. Ha, açık ama tabii şimdi tek taraflı üflüyor abla. Ben de şişmanım anlıyorum. Size o ateş basması fena bir şeydir yani. Alo Sertaç, kapat kapat kapat. Ben şimdi ayarlarım. Bir ceyran lazım, ceyran. Açmış. Hava girsin diyeymiş. Ah canım benim, nasıl korkmuşsundur sen ya. Çağırış çağırış uçağın içinde. Hay bu arada bu da sürekli bağırıyor. Evini de vereceğim. Tamam Selin öf. Ondan sonra gitti yolculardan iki tane güçlü kuvvetli adam buldu. Üçü yine bunun açtığı gibi ite ite zorla kapattılar kapıyı. Ama tabii ondan sonra mecburi inişler yapıldı, yakıt alındı. Oradan hadi gece yarısı tekrar İstanbul'a dönüldü. Rezil olduk ya. Yazık sana sevgilim ya. Ay çok geçmiş olsun şekerim. Ay gelinlik de alamadan döndük görüyor musun? Ay ne meraklısın gelinliğe sen de kızım ya. Canımızı zor kurtarmışız. Asıl sen meraklısın be. Kıyameti koparıyor. Fikrimiz çaldı, fikrimiz çaldı. Diyerekten bağır bağırmalar falan. Aman evlen de kurtulalım be. Aa, hiç de meraklısı değilim ben. Selin Allah Allah. Ben annemler istiyor diye yani. Yoksa bana kalsa ben giyerim bülcünümü. Giderim nikah dairesine. İmzadır nedir sonuçta? Gelinlik melinlik o zaten beyaz yakışmaz bana her şeyden önce. Hiç umurumda değil. Niye bakıyorsun öyle? Şey yapmıyorum burada yani gerçekten beyaz yakışmıyor bana ve gelinlik sevmiyorum ben. Yani hiç öyle şey olur mu canım? Vallahi meraklısı değilim gerçekten. Sen ne yaptın ben yokken bakayım. Aa bilmiyor mu? Neyi? Yok canım bir şey yok. Yok bir şey. Annenlerle annemler dün akşam böyle bir sohbet ettiler telefonda da onu söylüyor. Aa inanmıyorum gerçekten mi? Ne? Öyle. Öyle. Oo, kaptan pilot. Nasılsın? Dünya semalarının kabusu. Sus be. Ben de korktum zaten. Bütün gece rüyalarımda uçaklar düştüm. Öf. Ben gidiyorum. Son bekar haftamı da evde geçiremeyeceğim. Aa, bu ne? Selin'in gelinliği işte. Selin'in diktirdiği gelinlik. Bedeni o kadar küçük ki kimseye olmuyormuş. Herif aradı, dörtte bir fiyatına bıraktı. Hadi ya. Şişt, bana bak. Annem falan sorarsa ben Sertaş'layım, tamam mı? Aleme gidiyoruz. Tamam. Ya anlamıyorum. Ne zamana kadar saklayacaksın? Ne biliyorsun? Belki bir mucize olur. Annemler haftaya kalkıp gelirler. Ha? Ne biliyorsun? Ya gelmezlerse? Ya öyle şeyler söyleme Fatoş ya. Ay Allah'ım ya. Şu sahte teyze olayından sonra gidip bir de Aslı'ya bunu böyle yaptım diyemem yani. Ay. Size doyum olmaz. Ben müstakbel koç işime doğru gidiyorum. Vay. Ben. Asıl sen benim fikirlerimi
çaldın be? Kes! Kıs! İki, bir kayıt. Buyurun. Ben gülüyordum bir dakika. Nasıl toparlayamıyorum. Tek mi yapacağız? Yok abi, sen biletleri alır. Ha, ne demek? Kıyameti koparır vallahi. Benim kızımın başı kel mi? Ha? Çıksın kendine. Ay, kırıyordum kafamı. Ne olur be. Bak, açacaksın telefonu. Bir hal hatır soyup, soyacaksın. Kapatacaksın. Ben gazım olacağım. Ben annemler istiyor diye. O da gelsin alsın kendine güzel bir elbise. Ne var bunda? Değil ben bilmiyorum ki böyle yaptılar. Ne diyeceğim? Şimdi bak not alıyorsun. Canlı orkestra. Zımbır zımbır zımbır. İki. Tamam, tamam. Ya Aslı, yangına niye kömürle gidiyorsun ya? Kasımızda oturuyorum. Geçine soktum var. Benim. Söyle sen güzel. Yok böyle hazır gelinlik. Ay var canım var. Öf her yer hazır gelinlik dolu Allah aşkına ya. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın.